Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki çevresel etki değerlemesi konusunu Bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün hazırladığı rapor üzerine devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta da kısmen rapordan bahsetmiştik. Raporda neler vardı? Raporda önce neyimiz varın envanteri vardı. Biz demek ki önce ne yapıyoruz? Envanteri çıkarıyoruz. Envanter nedir? Envanter neyimiz var, neyimiz yok? Hepsini saydığımıza biz ne diyoruz? Envanter diyoruz. İşte bakanlıkta bir rapor hazırlamış. Raporda demiş ki bizim 6. Türkiye Çevre Durum Raporu'nda neyimiz var, neyimiz yok? 2020 yılında yeni çıkmış bir rapor ve bu raporda çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün sayfasında. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasına girdiğinizde bu raporu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu rapordan neyimiz var, neyimiz yok inceleyebilirsiniz. Şimdi raporun biz önceki hafta derslerimizde ne yaptık? Neyimiz var, neyimiz yoku inceledik. Neyimiz varmış? İşte iklimimiz, coğrafyamız, nüfusumuz, doğal kaynaklarımız, işte doğal kaynaklarımız, çayırlarımız, meralarımız, enerjimiz, efendim, sürdürülebilir enerjimiz, rüzgar potansiyeli, güneş potansiyeli, onların hepsini ne yaptık? Verdik. Tarımı verdik, mera alanlarımızı verdik. Ülkemiz çok zengin bir ülke. Yani Anadolu dünyanın merkezi desem yanlış dememiş olurum. Birçok yeri gezdim, birçok yeri gördüm ama Anadolu coğrafyası, yani biz içinde yaşadığımız bu yarımada samimiyetle söylüyorum, dünyanın merkezi değerli arkadaşlar. Yani Nasrettin Hoca boşuna dememiş. Demişler neresi dünyanın merkezi? Aha burası demiş. Akşehir'e giderseniz dünyanın merkezinin burası olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Peki, böylesine bir merkezsek, madem merkeziyiz, dünyanın merkeziyiz, peki merkezde nasıl bir yapı izlemeliyiz ki sürdürülebilir bir yaşamı sürdürülebilir kılalım? Şimdi çevresel etki değerlendirmesi 3 temel esas üzerine dayandırılmalı. Yani biz ilkelerden hareket etmeyince bir takım yanlış değerlendirmelere ulaşabiliyoruz. Birisi diyor ki efendim işte o proje çevresel etki değerlendirmesi bakımından yanlıştı. Şu proje doğruydu. Bu böyleydi, şu şöyleydi. Yani tahterevalli siyaseti gibi tahterevalli tartışmasına neden oluruz. Evet, tamam, bir tarafa baraj yapacağız. Barajın etkileri var mıdır? Var tabii ki. Ne yaparsanız yapın, aldığınız nefesin bile etkisi var. Öyleyse biz hiç nefes almayalım mı? Yaşamayalım mı? Yaşayacağız, nefes alacağız, baraj yapacağız, yol yapacağız, köprü yapacağız. Ancak bunların işte üç temel esaslar, ilkeler çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Üstün Hoca zannedersem, Üstün Dökmen diyor ki, üç ayaklı hiçbir şey devrilmez diyor. Yani üç ayaklı olması gerekiyor. Eğer üç ayaklı olmazsa, yani dört ayaklı olursa diyor, tıngırdar diyor. Bakın masalar dört ayaklı diyor, mutlaka diyor bir tarafı oynar diyor. Ama diyor üç ayaklı olsa asla oynamaz diyor. Üç ayak diyor en sağlıklı oturan sistem üç ayak diyor. Öyleyse bizim çevresel etki değerlendirmesi projelerimizin de üç ayağının olması gerekiyor. Nedir üç ayak? Birincisi hatırlarsanız ilk hafta derslerinde söyledim. Sürdürülebilirlik. Ha,
sürdürülebilirlik. Çok güzel bir kelime. Yani böyle nedir? Böyle çok artistik, çok harika bir kelime geliyor. Öyle değil işte. Sürdürülebilirlik dediğimiz olay, yani bugün varsa yarın da var, öbür gün de var, daha sonraki gün de var. Biz ne yapıyoruz? Elektrik sürekli var diyoruz, değil mi? Elektrik kesintisini hangimiz tahammül eder? Hele ki internetiniz kesildiğinde uyak diye sesleniyorsunuz. Neden? Sürdürülebilirlik demek ki internetin kesilmemesi gerekiyor, elektriğin kesilmemesi gerekiyor, yaşamın devam etmesi gerekiyor. Peki nasıl devam edecek? Bakkala gittiğinizde ekmeği bulabilmeniz gerekiyor. Ekmek yoksa şeker bulamadım. Yani bunlar nedir? Sürdürülebilirliği sağlayamazsanız işte bunu bulamayabilirsiniz. Bu kesintilerin olması sürdürülebilirliğin olmadığının bir göstergesidir. Sürdürülebilirlik varsa birçok şeye hiç farkına varmadan ne yapıyorsunuz? Erişiyorsunuz. Farkına varmadan internetiniz hiç kesintisiz devam ediyor. Farkına varmadan elektrikler sürekli yanıp kalıyor. Peki, ha demek ki sürdürülebilirlik dediğimiz kavram işte budur değerli arkadaşlar. Eğer bugün elektrikleriniz kesilmiyorsa yarın da kesilmemesi, daha sonraki günlerde de kesilmemesi gerekiyor. Eğer sürdürülebilirlik kısmını ihmal ederseniz bugün var, yarın yok, öbür gün var, daha sonraki gün yok gibi bir kavramla karşı karşıya kalırsınız. Petrol istasyonuna gidersiniz, benzin yok derlerse ne yapacaksınız? Arabanızda da benzin bitti, hadi bakalım. Yani bunun için sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olabilmesi için bazı yatırımların yapılması gerekiyor. Hangi yatırımların? Depolama yatırımlarının yapılması gerekiyor. Üretim artırıcı yatırımların yapılması gerekiyor. Barajların, güneş enerji santrallarının, rüzgar santrallarının, gerekirse nükleer santralların değil mi yapılması gerekiyor. Termik santrallarının yapılması gerekiyor. Peki bunların çevreye etkisi yok. İkinci ilkemiz ekonomiklikti. Üçüncü ilkemiz ne peki? Üçüncü ilkemiz de yapılabilirlik değerli arkadaşlar. Bakın bir şeyin olup olamayacağıyla ilgili yapılabilirlik de son derece önemli. Tamam, ekonomik olabilir, efendim işte sürdürülebilir olabilir. Fakat yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yani bir işin bir de yapılabilirlik boyutu vardır. İşte bu üç temel esasa göre ne olması gerekiyor? Projelerimizin çevresel etki değerlendirmesini yapabilmemiz gerekiyor. Yani ilkesiz hareket edersek çevresel etki değerlendirmelerini sağlıklı biçimde yapmamız mümkün olmaz. Ne yaparsanız yapın, birisi der ki efendim şurası eksik, öbürü der ki burası fazla, bu doğru olmaz. Birisi böyle tahtravalli siyaseti gibi tahtravalli yapısı devam eder. Şimdi ne var? Burada biz yine raporda diyoruz ki işte tarımı da anlatıyor, ulaşım, bütün sektörleri anlatıyor burada. İşte iklimi, coğrafyayı, nüfusu, doğal kaynakları, enerjiyi, ulaşım yapılarını, ulaşım sektörlerini, araç sayılarını, mesela toplu ulaşım diye bir kavram var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz toplu ulaşımı pek sevmiyoruz. Neden sevmiyoruz? İstiyoruz ki hepimizin helikopteri olsun, hepimiz uçakla gidelim. İyi de o kadar helikopter, o kadar uçağa insanlar mümkün müdür? Olmaz, mümkün değildir. Bakın işin neyi var? Mantıksal boyutlarında yanlışlıklar var. İşte bu nedenle ulaşım da son derece önemli değerli arkadaşlar. Turizm var. Evet, turizm ve tarım var. Tarımda ne var? Tarımın belirli bir alan var. Şimdi belirli bir alanda tarım yapıyorsunuz. Bu yaptığınız tarım alanının ne olması gerekiyor? Dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Yani dekardan alabileceğiniz buğday miktarı belli. Veya dekardan alabileceğiniz ayçiçeği miktarı belli. Dekarda besleyebileceğiniz hayvan sayısı belli. Öyleyse belirli bir büyüklüğü, belirli bir verimliliği dikkate alarak ne olması gerekiyor? İşte tarım alanlarının buna göre dizayn edilmesi gerekiyor.
biz istiyoruz ki bir tane nokta koyalım ama 100 tane, yani böyle bir şey yok. Böyle bir yapı olmadığı için de bir takım sıkıntılar söz konusu oluyor. Tarım arazilerini ya da birçok arazinin, örneğin Büyükşehir Yasası çıktı, 66 sayılı yasayla ne çıktı? Büyükşehirler, işte büyükşehirler bütün il sınırlarıyla sorumlu olacak şekilde bir dizayn yapıldı. Köyler kaldırıldı, köyleri mahalle yaptık. Ne oldu şimdi köyleri mahalle yapınca? Köylerin bir kendi tüzel kişiliğine dayalı neleri vardı? Orta malları vardı, harman yerleri vardı. Köyün işte bir takım kendine has, kendi kendini yönettiği meraları vardı. Köyün otlakları vardı, köyün ormanları vardı. Peki bütün bunları kaldırınca ne oldu? Bunlar büyükşehir belediyelerinin kontrol ve yetkisine geçti. Kontrol ve yetkisine geçince ne oldu? Büyükşehir Belediyesi dedi ki filan yerde benim meram var. Yani o artık Büyükşehir Belediyesi'nin, benim dedi. Oysa ki o onun değil ki. Köyündü. Köyün olduğu için de ne oldu? Bu sefer Büyükşehir Belediyelerinin oldu. Büyükşehir Belediyelerinin eline birdenbire çok büyük miktarda arazi, çok büyük miktarda, yani böyle adeta havadan bir servet geçti. Bunu ne yaptılar Büyükşehir Belediyeleri? Burada ihaleyle sattılar ya da ihaleyle kiraladılar ya da işte, yani ne yapabilirsiniz ki? Elinize çok büyük miktarda mal geldiyse ne yaparsınız? Onu çeşitli şekillerde değerlendirirsiniz. Yani bu, bakın, en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Demek ki sadece yasal düzenlemelerle bazı şeyler yapılmıyor değerli arkadaşlar. Yasaların da bir sürdürülebilirlik ilkesinin olması gerekiyor. Yasaları biz kafamıza göre ne yapıyoruz? Dizayn ediyoruz. Kafamıza göre yasaları, evet, herkese göre yasa olur mu? Herkese göre yasa olmaz. Yasa topluma göre olur. Hangi toplumsa o topluma göre olur. İşte bizim 1983 yılında çıkarılmış 2872 sayılı çevre kanunu ne yazık ki Türk milletinin istek ve arzuları ya da düşünce yapısına göre değil, Avrupa Birliği'nin zorlamaları sonucunda çıkarılmış yasalar. Peki onların zorlamasıyla çıkarılmış yasa olunca ne oluyor? Onların mantığına göre bizde işlem yapılıyor. Ama bizim mantığımız onlara göre çalışmıyor. Türk milletinin mantığı biraz farklı çalışır değerli arkadaşlar. Yani Türk milleti zekidir. Gerçekten çok zekidir. Yani böyle sıradan bir Amerikalıyla sıradan bir Türk milletini karşılaştırdığınızda en az 5 kat daha zekidir. Bakın abartısız söylüyorum. Çok zekidir, akıllıdır. Ancak zeki olmanın verdiği bir tembellik vardır. Onun için bizde ne vardır? Biz bu tembelliği bir şeye dönüştürüyoruz. Ne derler ona? Fırsata dönüştürme peşindeyiz. Böyle zaten insanoğlunun temel özelliklerinden bir tanesidir. İnsan tembeldir. İnsan çalışmayı sevmez. İnsan sorumluluk almayı da sevmez. Peki hep böyle oturuyorum, ayaklarım havaya dikeyim. Oha, böyle gelsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir kavram da yok, öyle bir düşünce de yok. Ama ne var? Herkesin içinde yatan aslan böyle bir aslan. Ben çalışayım, ben üreteyim, ben işte şunu yapayım, ben bunu yapayım kavramları pek mümkün olmuyor. Bu nedenle işte Türk milleti çok zekidir, çok akıllıdır, çok çalışkandır. Gerçekten çok çalışkandır. Yerine geldiğinde çok çalışır. Ancak bunun işte biraz neye ihtiyacı vardır? Moral motivasyona ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim milletimizin biraz moral motivasyonla güçlendirilmesi gerekiyor. İşte üç temel ilkelere göre çevresel etki değerlendirmeyi yaptığımızda ne olur? Tarımımızı, toprağımızı,
sürdürülebilir kılarız. Üretimimizi kesintisiz, gittiğimizde manava hep domatesi bulabiliriz. Bir gün var, bir gün yok olmaz. Hep aynı kalitede, hep aynı düzeyde, hep aynı nitelikli bir ürünü bulabiliriz. Efendim doğal gazımız kesilmez. Soğukta, sıcakta klimamız, soğukta kaloriferlerimiz rahatlıkla çalışır. Böyle çok rahat bir yaşam süreriz. Ama bu yaşam sürebilmemiz için de ne olması gerekiyor? İşte sürdürülebilirliği iyi planlamamız gerekiyor. Yapılacak yatırımların çevreye etkilerini aza indirecek önlemlerin alınması gerekiyor. Bunlar ne yapılabilir? Mesela en çok hatırlarsanız ilk derste de söylemiştim. Parklardaki sürdürülebilirlikle ilgili okuyanlarınız var mıdır bilmiyorum. Plant dergisinde yazımı lütfen okuyunuz. Yani ağaç dikiyorsunuz, çok güzel. İtalya'dan geliyor, harika bir ağaç. Çok nefis, çok güzel görünümü var. Ama sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliği yok. Bizim evlerimizde çok güzel çiçeklerimiz var. Ama çiçeklerimizi eğer düzgün bir şekilde bakamazsak ne oluyor? Deform oluyor. Ondan sonra da diyoruz ki efendim benim evdeki çiçekler hiç olmuyor. Çiçekçiye bakıyorsunuz, harika burada, ne kadar güzel çiçek açıyor. Ama eve geliyor, deform oluyor. Niye deform oluyor diyorsunuz. Niye deform oluyor? Çünkü yeterli ve dengeli bir şekilde ne olması gerekiyor? Yapamıyorsunuz. Yapamayınca da ne oluyor? Sürdürülebilirliği sağlanamıyor değerli arkadaşlar. Bu son derece önemli. Demek ki ilkelerimizden bir tanesi ne olması gerekiyor? Sürdürülebilir. Diğeri ne olması gerekiyor? Ekonomik olmalı. Yani böyle çok pahalı. Bazen görüyorum evdeki işte çiçeğimde işte bit var, bilmem ne var, çart var, curt var. Efendim bir tane çiçeğine yani kaldırıp atsanız bile ona ilaç sıkmanızdan, pestisit kullanmanızdan çok daha nedir? Ucuza mal olur. İşte diyor ki bazıları gidip ilacı alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Geçin onları. Yani bir işin ekonomiklik boyutları da önem kazanıyor değerli arkadaşlar. Evet, tarım arazilerinin korunmasıyla ilgili çok sayıda kanun, yönetmelik çıkarıldı. Bu kanun ve yönetmelikler ne yazık ki bizim kendi örf, adet, geleneklerimizin ötesinde işte bir takım grupların, Avrupa Birliği'nin özellikle etkisiyle çıkarıldı birçoğu. Onların etkisiyle çıkarılan yönetmeliklerde de bize aykırı, yani Türk milletinin görüş ve düşüncelerine aykırı bir takım davranışlar ortaya çıktı. Bunlar da tabii yönetmeliklerin, kanunların uygulamasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. Tamam diyor, çok güzel, iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da o bize uymuyor. Mühendis bey diyor çoğu zaman. Köylere gittiğimizde, işte çiftçilerle görüştüğümüzde bazen diyoruz ki şunları 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 yapmalısın, şöyle 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 olmalısın. Tamam güzel söylüyorsun, iyi söylüyorsun da o bize uymuyor diyor. Biz diyor o sistemin içinde olamayız diyor. Bunlar da önemli. Mesela Türkiye'nin üç tarafı sularla çevrili. Biz yarımadayız, Anadolu bir yarımada. Üç tarafında deniz var. Ama su ürünleri tüketimi sınırlı, kıyılarla sınırlı. Yani kıyının dışına gittiğimizde su ürünlerini tüketimi neredeyse çok az tüketmiyoruz biz su ürünlerini. Oysa ki bir yarımadanın her tarafında ne olması gerekiyor? Çok fazla su ürünü tüketilmesi gerekiyor. Ama bizim görüşümüze, düşüncemizde su ürünlerimizi tüketmiyoruz çok fazla. Evet, tabii tarım dediğimizde tarımda ne var? Tarımın içinde çok önemli iklimsel değerler var. Ne var? Su var, hava var. Efendim, bunların hor kullanımından, yanlış kullanımından doğan iklim değişikliğine ya da iklime etki eden faktörler var değerli arkadaşlar. Yani eğer bunları doğru kullanmazsanız ne olur? Bunlar sizin yaptığınız işlere etki eder.
dolayısıyla iklimin bozulmasına neden olur. Bizim, ben çocukluğumda hatırlıyorum, çok fazla kar yağardı, yağmur yağardı, fırtına olurdu, tipi olurdu. Şimdi bakıyorsunuz, ya da biz biraz sera bitkisine döndük, her şey bizim istediğimiz şekilde, işte 22 derece sıcaklık, şu kadar nem, hadi bakalım bir sera ortamına koyduk kendimizi, sera ortamında yaşıyoruz. Oysa dünyada öyle bir sera ortamı yok. Yani bunun ne olması gerekiyor? Bu, eğer böyle bir sera ortamında yaşayacaksanız, onun bir nesi var? Bir bedeli var, parasal karşılığı var. İşte buna biz ne diyoruz? İklim değişikliği. İklim değişikliği ile ilgili bir takım sistemler buradan ortaya çıkıyor. Evet, burada yine bu raporda bununla ilgili tamamıyla bir yığın veri var. Bu verileri tekrar incelersiniz. Ben bunları tek tek anlatmayacağım. Buradaki verileri, bu raporun tamamını incelediğinizi varsayarak hareket ediyorum. Çünkü ben bu raporun tamamını inceledim. İşte bunu inceledikten sonra sizin de incelediğinizi varsayıyorum. Çünkü ben burada bunları satır satır, kelime kelime anlatacak olsam, o zaman dersin çerçevesi içinde size vermek istediklerimi ne yapamam? Veremem. Onun için bu raporu bir kaynak olarak incelediğinizi varsayıyorum. Devam edeceğiz.